CBN Türk ekranından herkese merhabalar, mutlu günler diliyoruz efendim. Programımız başlıyor. Bu hafta programımızda gıda güvenliğinin öneminden, artan gıda fiyatlarından ve artan gıda arzından bahsedeceğiz. Program konuğum Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Karakaya bizlerle beraber olacak. Sizlere şimdilik iyi seyirler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben öncelikle izleyicilerimize güzel bir sonbahar günü dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet. Buyurun sizin <laughs> sorularınızı alalım ve cevaplayalım. Öncelikle nasılsınız diye soracaktım. Çok tabii teşekkür ki ederim. İyiyim sağ olun. E, i̇yiyiz. Öğrencilerimiz geldi. Eğitim evet. öğretim başladı. Yüz yüze eğitim. Ve bu bizi mutlu ediyor. İnşallah gelecek günler daha da güzel olacak. Ona inanıyoruz. İnşallah bu pandemiyle beraber aradaki o bir buçuk yıllık açığı da bu sene tamamlayabiliriz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Dileriz. Evet o dileklerimiz bu yönde. Hocam şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Gıda güvenliği bizim için çok önemli bir konu. Evet, evet. Hem gıda arzını sağlarken hem nüfusumuz artarken bu kadar gıda arzı varken insan sağlığını da bir şekilde bizim koruyabilmemiz gerekiyor. İşte bu noktada da gıda güvenliği konusu bizim karşımıza çıkıyor. Öncelikle yine bir önceki programımızda anlatmıştık ama üzerinden biraz süre geçti. İsterseniz genel giriş olarak tekrar bir gıda güvenliği nedir? Buradan bir genel girişimizi yapalım. Evet. Daha sonra da Türkiye'de gıda güvenliği durumunda... Ne konuda? bunu? Evet, anladım. şimdi şöyle e, her türlü gıda maddesi, insanların evet. tükettiği e, yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü gıda maddesinin bozulma ve bulaşma etkenlerinden uzaklaştırılarak tüketime uygun olması gıda Hı. güvenliği olarak tanımlanıyor. Evet. Bu noktada insanlar... E, kainatta yaratılmışların en mükemmeli olmaları hasebiyle onlar e, gıdaların da en iyilerine, en sağlıklılarına ve en hijyenik ortamda e, işlenmiş, üretilmiş olanlarına layıktır. Bu ne bu çerçeveden hareket ettiğimizde gıdalar da meydana gelebilecek her türlü her türlü bozulma etmeninden uzak bir şekilde insan sağlığını ...hiçbir şekilde tehdit etmeyecek ve besleyicilik değerinde muhafaza edecek gıda maddeleri... ...güvenli gıda maddeleri olarak adlandırılır. Hmm. Ee, bu noktadan hareket ettiğimizde geçmişte çok sık kullanılan bir e, terimi ifade etmeden geçemiyorum. Tabii gıda güvenliği geçmişte de... E, geçtiğimiz 20 30 yıl öncesinde de e, toplumun tamamını ilgilendiren bir konuydu ve o günkü e, terim terminolojiyle hmm. merdiven altı üretim diye tabir edilen evet. bir kelime vardı. Bu merdiven altı üretim ifadesi aslında şu manaya gelmektedir. E, güvenli olmayan şartlarda üretilen gıdalara biz merdiven altı üretim e, tabirini kullanıyoruz. Evet. E, bu nedenle burada e, birinci derecede e, devletin ilgili otoritelerinin merdiven altı üretimin gerçekleştiği ortamları evet. e, gün yüzüne çıkararak bunların e, bu tip üretimlerini yani güvensiz gıda üretimlerini evet. engellemesi gerekmektedir. İşte bu hususta yapılması gereken en önemli hadise de denetim mekanizmasının. Devletin hmm. ilgili otorite, yani hmm. ilgili otoriteler adına e, hareket edecek denetim mekanizmasının düzgün ve düzenli çalışıyor olması gerekir. Tabi e, şöyle bir Anadolu'da şöyle bir söz vardır, yani işi her işi erbabına vereceksiniz. E, bu noktada da e, gıda üretiminde insanlara sağlıklı, güvenli gıdaları sunabilmemiz için gıda üretiminin her aşamasında denetlenmesi gerekiyor. Evet. Programınızın da isminde olduğu gibi tarladan veya bahçeden Hı -hı. veya ahırdan veya ağıldan veya kümesten sofraya gelinceye kadar veyahut da çatalımızla ağzımıza ulaşıncaya kadar geçen süreçte gıdaların sağlıklı topraklarda Hı -hı. E, e, temiz topraklarda temiz ortamlarda temiz sularla e, yetiştirilmesi yine hayvanların sağlıklı ortamlarda e, e, hayvan refahına uygun bir şekilde yetiştirilmesi ve bu hayvanlardan ve veya bu bitkilerden elde edilen ham maddelerinde sağlıklı ortamlarda, güvenilir ortamlarda ve tekniğine uygun koşullarda işlenmesi gerekmektedir. Ancak bu şartlarda gıdalar üretilirse hı hı. E, güvenli olduğu konusunda tereddütümüz olmaz. Ama bunun dışındaki her türlü e, gayri e, sıhhi ortamlarda e, üretimin yapılması veyahut da e, tekniğine uygun olmayan üretimin yapılması veya konunun uzmanı olmayan konuya vakıf olmayan insanlar tarafından yapılan üretimlerin tamamı e, geçmişteki tabiriyle e, merdiven altı üretim e ee, evet. diye veyahut da güvensiz gıda, e, sağlıksız gıda olarak adlandırılabilir diyoruz e, evet. Eda Hanım. Evet hocam. Hatta şey geçtiğimiz günlerde de yine güvensiz gıda deyince aklıma geldi. Şimdi e, sütün içinde süt banyosu yapanı gördük. Vişnelerle ayakkabı, vişneleri ayakkabıyla çiğneyenini gördük. Ekmek e? hamuruyla top gibi oynayanı evet. oynayanını gördük. Gerçekten dediğiniz gibi şimdi işletmelerde şöyle bir mantık var. Hani gıda mühendislerine gereken önem veriliyor mu, verilmiyor mu? Bunu sizden öğreneceğim. Ama mesela bir ziraat mühendisi alındı işletmeye. Her işi o yapar gözüyle e, bakılıyor mu? Şimdi. Yani çünkü dediğiniz gibi herkesin işinin uzman olduğu alanda yetkilerinin olması gerekiyor. Yani böyle görüntüleri gördüğümüz zaman zaten tüketici olarak evet, e, bir güven oluşmuyor. E, şimdi diyeceğim. şimdi tabii sorunuza cevap vermek için Hı -hı. öncelikle şunu söylemek lazım. Neden inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, gıda mühendisliği, bilgisayar evet. mühendisliği, ziraat mühendisliği veya veteriner hekimlik gibi farklı meslek dalları oluşturmuş? Hı -hı. Şundan dolayı her konu kendi içerisinde derinliklere evet. sahiptir. Dolayısıyla bir ziraat mühendisinin bir gıda mühendisinin görevini yapması Hı -hı. E, mümkün değildir. Bir gıda mühendisinde görevi göreviz ziraat mühendisinin veyahut da veteriner hekimin görevini yapması değildir. Tabii. Dolayısıyla veteriner hekimin görevi e, hayvan hastalıkları veyahut da e, et ve süt hijyeni yani sağlıklı hayvanlardan sağlıklı gıdaların, hı hı. ham maddelerin yetiştirilmesi, evet. sağlıklı hayvanların yetiştirilmesidir. Dolayısıyla bir veteriner hekim için bir gıdacı kavramını kullanmamız doğru bir yaklaşım değildir. Evet. Ama bir gıda mühendisi de bir veterinerin görevini e, yapacak e, donanıma sahip değildir. Hı. Bu noktadan hareket ettiğimizde önemli olan şudur her konunun uzmanı ve devletimiz bugün çok farklı sahalarda farklı mühendislik disiplinlerinde ve hatta farklı mesleklerde sadece mühendislik olarak almıyorum sağlıkla ilgili işte bir hemşirenin hemşirenin görevi farklıdır bir tıp doktorunun görevi farklıdır dolayısıyla hiçbir evet. zaman bir hemşire veya bir ebe tıp doktorunun görevini yapamayacağı gibi Burada da bir e, ziraat mühendisi, gıda mühendisinin ve veya, veya e, tersini söyleyelim bir e, gıda mühendisi bir veteriner hekimin görevini yapamaz. Onun için eğer bir gıda işletmesinde gıda üretimi gerçekleştiriliyorsa bir Hı. defa öncelikle kanunla bunun netleştirilmesi lazım. Kanunda, kanuni e, boşluklar vardı. Şimdi siz kalkar da bugünkü Tarım Bakanlığı'nın yasasıyla bu ülkede 2021. Bir yılında 21. yüzyılda halen daha bu yasayla ülkede tarıma götürmeye çalışırsanız evet. kusura bakmayın. Bu şu andaki Tarım Bakanlığı kanunu Kuzey Avrupa ülkelerindeki uygulamaların Türkiye'ye tercüme edilmiş formatıdır. Türkiye'ye adapte edilmeye çalışılmış hı hı. formatıdır. Onun için ülke gerçeklerine uygun bir şekilde gıda ile ilgili, yemle ilgili ayrı ayrı kanunların çıkarması gereklidir. Dörtlü kanun denilip e, dörtlü kanun adı altında her şey torbanın içerisine atılıyor. Hmm. Ondan sonra da gıda mühendisinin yapacağı işi ziraat mühendisi, ziraat mühendisinin yapacağı işi, veteriner hekim, veteriner hekimin yapacağı işi efendim bir başka meslek grubundaki insanlar yapıyor. Dolayısıyla bunun öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ele alınması, bu dörtlü yasanın müstakil yasalar haline getirilmesi ve herkesin görevini yapması gerekiyor. Evet. E, bu nokta bu noktada eğer siz bunu yapmazsanız sonuçta işte e, hani sizin de ifade ettiğiniz gibi verdiğiniz örneklerde hmm. olduğu gibi e, süt banyosu yapan işçiler ki evet. orada siz gıda mühendisini istihdam etmek mecburiyetindesiniz. Ama yetkili gıda mühendisini Bakın bu noktada da e, eğer yetki insanlara görev verip yetki vermiyorsanız o insanlar başarılı olamaz. Evet. Eda Hanım yani evet. yetki veriyorsan görev veriyorsanız eğer Örneğin Tarım Bakanlığı bünyesinde siz gıda mühendisliğini istihdam edecek iseniz onlara yetki de vereceksiniz. Tabi yasa sınırlar içerisindeki yetki istiyorum. Bunu söylerken yasa dışı bir yetki katiyen öyle bir şeyle zaten bizim işim, işimiz olmaz. Dolayısıyla 4 yıllık gıda mühendisi temel eğitimini alan meslektaşlarımızın mutlak surette yetkilendirilmesi gerekiyor. Bu görev Türkiye Büyük Millet Meclisindir ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ee görev yapan e, sayın e, milletvekillerinin ve hatta, e, sayın e, partilerin bu konuda gerekli çabayı hı hı. sarf etmesi ka, e, dört maddeden oluşan her şeyin birbirine girdiği Tarım Bakanlığı kanunun kendi içerisinde dört ayrı kanunla e, ayrı ayrı meclisten geçirilip ve herkesin görevi yetkisi sorumlulukları. Veterinerin yetkisi sorumlulukları farklı. Ayrı. Gıda konusunda e, görev yapanların yetkisi sorumlulukları bitkisel üretim farklıdır. Dolayısıyla herkes yetki ve sorumluluğu içerisinde hareket etmelidir. Aksi takdirde e, çok affedersiniz bugünkü tabirle bir torbanın içerisinde kimin ne yaptığı belli değil. Tarım Bakanlığı bünyesinde mühendis diye bir kavram var. Hı hı. Mühendis tamam doğrudur ama siz inşaat mühendisiyle tarım bakanlığı bünyesinde çok farklı mesleklerde mühendisler görev yapıyor. Evet. Ama hepsini mühendis torbasına atarsanız olmaz. Gıda mühendisi inşaat mühendisinin işini yapamaz. İnşaat mühendisi, mühendisi de ziraat mühendisinin işini yapamaz. Evet. Dolayısıyla bu şeyin sınırların ayrılması gerekiyor Eda Hanım. Evet. evet. Peki bu şey gıda mühendislerine gereken yetkinde verilmesi gerekiyor Deniz. Evet. Yetki verildiğinde rahatlıkla o yetkilerini kullanabiliyorlar mı hocam? E tabii şimdi bakın mesela şöyle size çok bariz bir örnek vereyim. Hı. E, ve e, e, kesim hanelerde hayvanların evet. kesmenin yapıldığı mezbahalarda kombinalarda veteriner hekim istihdam edilme zorunluluğu vardır kanunen yetki verilmiştir evet. bir e, kesim sonucunda ve kesim öncesi ya da kesim sonrası hastalıklı bir hayvan geldiğinde ve veya gebe bir hayvan geldiğinde veteriner hekimin yetkisi vardır onun kesimini durdurabilir ve veya kesimden sonra yaptığı muayene sonucunda karkasta veya bir kısım organlarında evet. hastalık emareleri varsa o karkasın imhasına karar verebiliyor, yetkisi var. Evet. Şimdi siz tabii ki bu veteriner hekimin bu yetkisi biz karşı değiliz. Gerçekten uyguluyorlarsa o da ayrı bir mesele. Hı hı. Böyle bir yetki onlara veriyorsanız gıda mühendislerine de. Kendi sahaları içerisinde evet. yetki ziraat mühendislerine de aksi takdirde e, görev veririz ama yetki vermeyiz. Görev verirseniz yetki de vereceksiniz. Yetkiyi vermiyorsanız o insandan e, yaptığı görevde istediğiniz sonucu e, alamayabilirsiniz. Evet. bunu söyleyelim. Ki evet. Zaten yetkiyi vermedikleri takdirde bu vişne süt örnekleri sık sık karşımıza e, tabii, çıkacaktır. yani. E, tabii yani çok affedersiniz e, yapanın yanına kalır. Evet. Yani burada mutlaka oralarda gıda mühendisi istihdam edilirse Hı -hı. eğer Güvenli gıda üretimi sağlanır ve oradaki e, bu konuda temel eğitimi olmayan insanlar da hata yapmaya kalkarlarsa hemen ne yapacaktır? Oradaki yetkili görevde müdahale edecektir ve gerekirse işine son verecektir. Gerekirse o birimden uzaklaştıracaktır evet. o personeli. Evet tabii zaten aksi takdirde şimdi artık eskisi gibi de değil. Eskiden medyaya böyle haberler yansıdığında firmanın ismi e, yüzeysel olarak geçilirdi, evet. kapatılırdı. Ee, ancak şimdi öyle de olmuyor. Firmanın ismi açık açık e, internete özellikle çok rahat bir şekilde yansıyor. Yani aslında baktığımız zaman hem firmanın sahibi açısından hem denetlemelere karşı güvenimiz açısından oldukça riskli bir durum. Evet, evet. Yani. Ee, yani... Otorite sarsılması gerçekten olabilecek bir şey. Haklısınız üreticilerin evet. de bu konuda gerekli e, bu bu husustan yana olmaları ve bunu kesinlikle. savunmaları e, mutlaka da bir gıda mühendisi işletmelerinde, gıda üreten evet. işletmeler için söylüyorum istihdam etmeleri doğru bir yaklaşım olacaktır. Evet kesinlikle evet. hocam. Peki şimdi bu denetleme konusunda da bu konuda da çok fazla sorun var olarak görünüyor sektörsel olarak, sektörde olarak baktığımızda. Evet bu gıda güvenliğinin denetleme denetlenmesi kısmını sormak istiyorum size. Uygulama hatalarımız nedir? Denetimde sık sık hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Şimdi şimdi şöyle e, yani denetim çok önemli. E, evet. olabilir insanlar bilmeyebilirler, hata yapabilirler. Bilerek hata yapabilirler, bilmeyerek hata yapabilirler. Bunların hepsi mümkündür. Kesinlikle. Ha önemli olan burada siz bu hataları e, minimize etmemiz Hı. veyahut da yapılmasını engellemeye yöneliktir. Veyahut da taklit ve taşiş dediğimiz hadise söz konusu ise hmm. ona göre gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Bugün çok basit bir örnek. Ee, e, internette de var. Ee, bunu ben de gördüm. Şimdi bugün bir litre sütün toplam fiyatının 3-3,5 lira civarında olduğu evet. e, bir e, ülkede e, yaklaşık e, 8-10 litre sütten bir e, kilogram peynirin yapıldığı bir ülkede maalesef 25 liraya tulum peyniri satılmaktadır. Şimdi ben size eğer gerekli denetim doğru düz yapılmış olsa 25 liraya tulum peyniri, bu, bunun e, ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Evet. Ama e, burada konuşamam ben o detayları. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte denetim yeterince denetim yapılmış olsa gerçek hakiki tulum peynirinin bugün Türkiye'deki Türkiye şartlarındaki piyasa fiyatı 50-60 lira aralığındadır. Ben size evet, gerçek evet. hakiki sütten yapılan tulum peynirinin fiyatını söylüyorum. Ama e, şu anda Konya piyasasında 20 lira 25 lira aralığında tulum peyniri satılıyor. Size şunu söylüyorum Şimdi 1 litre süt 3 lira 3,5 lira olduğu. Öbür taraftan bir başka e, Hı -hı. ifade daha kullanacağım. Yaklaşık 8-10 litre sütten 1 e, e, kilogram peynirin elde edildiği bir ortamda 30 liraya peyniri mal edeceksiniz 25 liraya satacaksınız veya 23 liraya satacaksınız şimdi soruyorum kim zararına hangi tüccar hangi esnaf hangi ticaret erbabı hangi gıda işletmesi bu zarara dayanır ne kadar süreyle dayanır bu soruya evet. cevap işte denetim mekanizması gerçekten denetim ama şu var tabi konunun e, denetliyoruz demeyle denetim olmuyor. İşte şu kadar sayıda denetim yaptık demeyle gerçek manada denetim. Hı hı. Peki bunların çıktılar neler? Çıktılarını görelim. Evet. Yani e, denetim sonucundaki çıktıları görelim. Netice itibariyle e, burada şu var. Bir de denetimi kim yapıyor? Bu çok önemli. Evet. Bakın size ben şöyle bir e, şey söyleyeyim, bilgi vereyim. Bugün Tarım Bakanlığımız bünyesinde, ülkemizin Tarım Bakanlığı bünyesinde 7 bin civarında denetçi, gıda denetçisi bulunmaktadır. Ve gıda kim denetler sorusunu soruyorum. Gıda kim denetler? Gıda konusunda temel eğitim almış olan gıda teknikerleri ya da gıda mühendisleri evet. denetler. Ama şimdi rakamı söylüyorum size. Bugün Türkiye'de 7 bin Tarım Bakanlığı bünyesinde görev alan 7 bin denetçiden sadece 2 bin tanesi gıda mühendisidir. Geri kalan 5000 tanesi gıda mühendisi değildir. Gıda ile ilgisi yoktur. Evet. Yani sağlık teknisyenidir, e, diğer meslek gruplarındandır. Gıdayı bilmeyen meslek Hı -hı. gruplarındandır. Dolayısıyla bu insanlarla sizin yaptığınız denetim ne kadar sağlıklı olur? Evet, soruyorum şimdi. Ne kadar sağlıklı? Cevap verin hadi bakalım. Evet. Ha, ondan sonra tamam. Efendim 60 bin denetim yaptık 100 bin denetim eyvallah ama gıdadan anlamayan insanlarla yaptığınız denetimin sonucu e, ne kadar evet. güvenli ne kadar sağlıklı. Yani rakamların Bu, aslında burada çok fazla bir önemi yok içeriğine bakmamız gerektiğini anlayabiliriz inşallah Evet yani tabii burada işte ben onu vurgulamaya <laughs> evet. çalışıyorum şimdi siz 7000 civarında yaklaşık yaklaşık 7 bin Hı. civarında e, e, denetim elemanı istihdam edeceksiniz bu 7, 7 bin denetim elemanından sadece 2 bin2500 bin tanesi konunun Hı hı. uzmanı Yani gıda konusunda temel eğitimi almış insanlar evet. ama bunun dışındakiler efendim biz kursa bir hafta kurs bir hafta kursa gitmeyle gıdacı olmuyorsa e, o zaman yazık günah bu dört sene boyunca evet, e, emek verenlere... ülkemizin muhtelif yazık. üniversitelerinde e, eğitim gören e, gençlerimiz var bu çocuklar bu e, meslektaşlarımız e, bu çocuklar, bu gençler, bu meslektaşlarımız dört yıl boyunca gıda ile ilgili tüm temel detaylara ayrıntılar alıyorlar. Dolayısıyla e, istihdam edilmesi gerekenlerin tamamı gıda mühendisi olmalıdır. Evet. Siz kalkar da efendim bir hafta kurs verdiğimiz adamlarla işte mühendis nasıl olsa mantığıyla hareket ederseniz Hı -hı. Tarım Bakanlığı bünyesi için söylüyorum ben bunu. E, sonuçta yaptığınız denetimlerin ne kadar sağlıklı olduğu ve bir ürün. Ee, örneğinde de ben sizlerle paylaştım burada Evet Eda Hanım. Evet, evet. evet doğru diyorsunuz. Şimdi e, aslında baktığımız zaman gıda değil tarım sektörünün tamamında hatta eğitime kadar ülkemizde genel olarak böyle bir sorun var aslında. Evet evet. E, uzman olan kişiler değil de diğer meslek gruplarından olan kişilerin evet. olduğunu sık sık görüyoruz. Ve aynı şey şimdi biz bu programı yapıyoruz ama sorunlarımızı ortaya koyalım. Tarım daha iyi bir yerlere gitsin diye uğraşıyoruz. Evet, Ancak efendim. biz sizin demiş olduğunuz bu sorunları çözmeden tarımın daha iyiye gittiğini görmek yerine hala bu sorunları konuşuyor olabiliriz ilerleyen yıllarda değil evet, mi? Yani efendim. asıl sorun bu sizin söylediğiniz şeylerin düzelmesinde. Şimdi yapısal sorunlar var. temel evet. Temelde e, çözülmesi gereken sorunlar var. Bunları çözmeden siz e, palyatif tedbirlerle, e, problemi çözemezsiniz evet, evet. yani önce altyapıdaki temel problemleri çözmeniz gerekiyor Hı -hı. çözmemiz gerekiyor hep birlikte masaya yatırıp Ondan sonra Yukarıdaki hadiselere görebilelim. yoksa şimdi e, üretim 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 diyoruz hep üretim diyoruz evet. bakın üretim çok önemli bugün eğer e, fiyatlar gıda fiyatları yüksek ise evet. bunun temelinde yeterli üretimin olmaması ve biraz da Liberal ekonominin etkisidir. Hmm. Piyasa denetiminin e, ne diyelim yetersizliği olabilir diye ifade edebiliriz yani. evet evet Peki hocam son olarak bu denetimle ilgili şimdi bir ödül sistemi vardır, bir ceza sistemi vardır evet. değil mi bildiğimiz evet. kadarıyla. Biz hangisini kullanıyoruz ve bu verilen cezalar mesela caydırıcı oluyor mu? Şimdi, şimdi efendim şöyle <laughs> e, yani tabii ki e, bir kısım denetimler sonucunda ee, şunu söylerken hani haksızlık da yapmamak lazım. Hı hı, bir kısım ki. denetimler sonucunda e, hatalı üretim yapan veya da işte e, güvenli gıda üretmeyen işletmelere bir kısım cezai müeyyideler uygulanıyor. Evet. Ancak bu cezai müeyyidelerin ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Evet. Şöyle ki to e, ürettiği gıda ile toplumun sağlığını illa oynayan veya toplumun sağlığını tamamen yüzde yüz oranda riske eden bir gıda üreticisinin mutlaka gıda üretiminden men edilmesi gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Belki radikal bir söylem olabilir evet. bu. Çünkü şu var, yani insanları yok etmek için sadece cümlem yanlış anlaşılmaması hı hı. kaydıyla söylüyorum. Onları yok etmek için yapılan girişimle insanlara sağlıksız, güvensiz gıdalar veyahut da Toksik maddeler içeren gıdaları tükettirdiğiniz takdirde bu insanlar ne olacaktır? Sağlığından olacaktır. Şimdi bununla ilgili ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bugün tabii artan nüfusumuza paralel olarak evet. e, bugün 2000'lerin, 2020'lerin, 2030'ların Türkiye'sindeyiz. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyelim. E, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda 12 milyon. Civarında olan nüfusumuz, evet. harpten çıkmış 12 milyon civarında, e, özellikle bay, bayanlar ve kadınlar ve çocuklardan oluşan bir nüfusumuz bugün 90 milyonlara dayanmıştır. 90 milyon civarında ki yaklaşık bunun e, e, şeyleri de ilave ederseniz 90 milyonu da geçmektedir nüfusumuz. Ülke macerlarımız var, turistlerimiz var e, e, vesaire. Dolayısıyla 90, 92, 93 milyonluk bir nüfusu beslememiz gerekiyor. Bunu besleyebil için ...bizim ne yapmamız lazım? Üretim yapmamız lazım, üretim yapma. E üretim yaparken de şunu e, ihmal etmememiz lazım. Bu insanların hepsinin medeni bir şekilde ihtiyaç duyduğu her Hı -hı. türlü gıdayı temin etmek mecburiyetindeyiz. Evet. Dolayısıyla bu gıdalarda üretirken e, etkili bir denetim mekanizması kurmamız lazım. Denetim mekanizmasında da sağlıklı, gerçekten güvenli gıda üreten işletmelerin mutlaka... ...bir şekilde ödüllendirilmesi gerektiğine ben e, kanaat e, getiriyorum. Evet. Diyorum ki yani işini düzgün yapan, görevini düzgün yapan, üretimini düzgün yapan... ...toplumun sağlığına gerçekten e, itibar eden işletmeler e, maddi ya da manevi bir şekilde ödüllendirilmeli. Hı hı. Bundan e, Bunu yapılırsa bu teşvik unsuru olabilir. Bu özellikle işletmeler açısından... Maddi ödül şeklinde olursa işte vergiden vergi diliminden daha düşük olabilir veya başka işçi teşvikleri, evet. sigorta primler vesaire şeklinde ne olacaktır? İşletmeler o ödülden istifade edebilmek için istihrarlı bir üretim yaparlar. Ama evet. siz bunu yapmazsanız herkesi aynı kefeye korsanız tüm üreticileri bu sefer sıkıntı çıkacaktır. Evet. Onun için... Ceza sisteminin ağırlaştırılması gerektiğini düşünenlerdenim bunu söylüyorum e çünkü insanı insanın sağlığından daha önemli hiçbir şey yok. Kesinlikle. Sağlık da neyle ilgili? Her gün günlük olarak vücuda alınan gıdalarla ilgili. Evet hocam. Sağlıksız... Hemen bir araya gireyim mi? Kaldığımız Buyurun. yerden devam edelim. Bir reklam aramız var. Tamam. Ondan sonra devam tamam. edeceğiz. Peki. Pengüci Konya şekerin sunduğu tarladan mutfağı programı devam ediyor. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hocam reklam arasından önce sağlıklı gıdalar üzerinden konuşuyorduk. Oradan devam edelim isterseniz. Evet senin. efendim. Yani şimdi şunu e, özellikle e, vurgulamakta fayda var. İnsan sağlığıyla tükettiği gıda arasında doğrudan bir ilişki var. Evet. Doğrusal bir ilişki var. Bugün her geçen gün e, maalesef ülkemizde verilen Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen hizmetlerin gün geçtikçe artması gerekiyor. Hı -hı. Sebebi şu. İnsanların e, toplumdaki sağlıkla ilgili sorunların artmış olması. Peki sağlıkla ilgili sorunların artışının temelinde ne yatıyor diye sorarsanız. Eğer insanlara sağlıksız gıdaları sunacak olursanız e, veyahut da güvenli olmayan, e, e, tehlikeli, hı hı. toksikolojik madde içeren, ilaç kalıntısı içeren veya başka e, unsurları, bozulmuş gıdaları, insan gıdaların insanlar tarafından tüketilmesi durumunda ne olacaktır? Sağlıkla ilgili sorunlar yaşayacaklardır. Evet. İşte bu sorunların azaltılması için Sağlık Bakanlığı'nın yükünün azaltılmasında hı hı. gıda işletmelerinde yapılan üretimin ve gıda güvenliğinin çok önemi vardır. Evet. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, eğer güvenli, sağlıklı gıdalar üretip de toplumun tamamı yani yüzde %100'ü tarafından sağlıklı gıdalar tüketildiği takdirde sağlıkla ilgili sorunların da nispeten ben e, azalacağı kanaatindeyim ve hatta en azından mevcut durumunu koruyacağı daha da fazla artış göstermeyeceği kanaatindeyim. Evet hocam sizin de dediğiniz gibi şimdi sağlıklı nesiller sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketerek yetişir. Evet. Tam da bu noktada aslında sağlık e, ciddi sağlık tehlikelerini önlemek için takip edilmesi gereken konular da var. Şimdi bu gıda güvenliğini etkileyen durumlar nedir? Onları da bir anlatabilirsiniz. Evet, şimdi eee öncelikle e, yani biz tabii gıda güvenliğinden hep söz ediyoruz ama hı hı. bir de gıda arzının güvenliği var. Evet. Olay farklı. Evet. Şimdi bugün e, günümüzde e, özellikle son 2-3 yıldır 1900 e, özür dilerim. Pardon. 2019-2018'den itibaren başlayan yaşanan tüm dünyada ve global e, sistem içerisinde hepimizi etkileyen, ülkemizi hı hı. etkileyen bir Pandemi süreci var. Şimdi pandemi süreci dünyadaki gıda arzı güvenliğini e, güvenliğinin dengesini bozdu. Evet. Ve geçmişte e, belirli e, tahıl grubunda, belirli ürünlerde e, sürekli e, biz bunlara e, uluslararası piyasada emtia adı veriliyor, stokla çalışılırdı ve... Be, ...belirli stoklar vardı... ...tüm dünyada... ...ve e, bu örneğin buğday stoklarımız... ...arpa hı hı. stoku, mısır stoku... ...vesaire şeklinde... ...bunlar e, sürekli tüm dünyada üretilen... ...takip edilir... ...ve e, dünyadaki tüm nüfusa... ...yetecek kadar da üretim yapılırdı... ...şimdi son 2-3 yıllık süreçte... ...maalesef... E, e, ...bu arz yani üretim... ...dengesinde sıkıntılar ortaya çıktı... Evet. ...ve şeyle birlikte... E, salgınla birlikte pandemiyle birlikte başka bir süreci yaşıyoruz şu anda. Ülkemizde de bu ülkemizde bu süreçten etkileniyor. Şöyle ki tüm dünyada ülkeler e, şöyle bir telaşa düştüler. Bu e, süreç pandemi süreci devam ettiği zaman dilimi içerisinde, devam ettiği zaman dilimi içerisinde acaba e, arzda sıkıntı yaşanır mı? Arzda sıkıntı yaşanırsa çünkü talep sürekli yani hı hı. bu insanlar bugün yeryüzünde bulunan e, yaşayan yaklaşık 7,5-8 milyarlık bir nüfus evet. var. Bu insanlar her gün yemek içmek mecburiyetinde. Talep devam ediyor hatta e, çok kısıtlı miktarda artarak talep devam ediyor. Ama arzın arzında e, bu şekilde bu talebi karşılayacak e, şekilde olması gerekiyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Acaba bu pandemi sürecinde arzda kesintiler olabilir mi? Veya üretimde azalmalar meydana gelebilir hı hı. mi diye. Evet bu da doğrudan bugün günümüzde son iki, e, birkaç yıldır yaşadığımız iklim değişikliğiyle yakından ilişkili. Evet, evet. Şimdi iklim değişikliği sonucunda ben sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. E, yağış rejimi değişti tüm dünyada ülkemizde evet. de ve özellikle Konya'mız e, geçtiğimiz... Bu e, hasat sezonda en fazla etkilenen illerden biri olduk biz ve e, Türkiye olarak da yaklaşık e, hububat üretimimizin Türkiye hububat üretimimizin yaklaşık üçte birlik kısmı e, kuraklıktan dolayı gerçekleşmedi. Evet. Tabi sadece şöyle düşünülebilir. Efendim e, biz üçte birlik oranda kuraklık nedeniyle yeterince buğday üretemedik. Hı -hı. Tamam buğday açığımız var. Hayır öyle değil. Şimdi bakın buğday açığımız evet doğru. Biz buğday açığımız var. Üçlü işte birlik oranında hububat açığımız var. Biz bu hububatı dışarıdan satın alıyoruz. Ama bir şeyi göz ardı ediyoruz. Şimdi e, bu e, program için gelmeden önce bir şeye baktım. E, 2021 yılı Ocak ayından şu anda 10. aydayız. Ekim evet. ayına kadar Türkiye 3 milyar dolarlık 3 milyar dolarlık yem Ham maddesi ithal etmiş yurt dışından. Evet. Bakın bu çok önemli bir rakam. Aylık 300 bin dolarlık yem ham maddesi yani Mısır e, ve diğer girdiler soya e, küspesi vesaire gibi hı hı. yem ham maddesi ithal ediyoruz. Neden? Çünkü e, biz eğer bu geçtiğimiz yaz kuraklığı yaşamasaydık bu 3 milyar dolar değil belki 2 milyar dolar olacaktı evet. veya daha az olacaktı. Sebebi şu. Şimdi tarlada yeterince buğday büyümediği için saman yok. Saman yetersizliği var evet. doğal olarak. Dolayısıyla hayvanımıza yedirmek için yani ağırlardaki, ağırlardaki mevcut veya kümeslerdeki mevcut hayvanlarımıza yedirmek için yeme ihtiyacımız var. E kuraklık, iklim değişikliği sonucunda yağış rejimi değişti. Yeterince yağış e, olmayınca bu sefer kuraklık ortaya çıktı. Kuraklık ortaya çıkınca biz hem gıda açığımız... Gıda arzında hmm. sıkıntı yaşıyoruz. Sadece biz değil tüm dünyada bu evet. sıkıntı devam ediyor şu anda. Bir taraftan e, gıda arzında bir taraftan da yem arzında sıkıntı var. Bakın şimdi yeterince yem ham maddesi üretemeyince mecburen hayvanlarımız aç duracak değil. Tabii. E, o hayvanların e, yemesi lazım. Onun için yem ham maddesinin yani 3 milyar dolar civarında şu ana kadar yılbaşından şu ana kadar 3 milyar dolarlık yem ham maddesi girişi var Türkiye'ye bu az bir rakam değil. Evet. Böyle olunca da burada gıda arzının da güvenliğine sağlanması gerekiyor. Evet hocam şimdi arkadaşlardan uyarı geliyor. Bir canlı bağlantımız var. Recep Tayyip Erdoğan'la bağlanıyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Gelin üreten gücü Konya Şeker'in sunduğu tarladan mutfağı programı devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Hocam yine reklam arasından ve canlı bağlantıdan önce ee, ...yem fiyatlarından bahsediyorduk yurt dışından ithal etmemizde. Oradan da sanırım girdi fiyatlarının yükselişine doğru gidecektiniz. Evet, evet Oradan efendim. devam şimdi, edelim. Şimdi şöyle, e, malumunuz olduğu üzere e, geçmişte e, ifade ettiğimiz bir cümle var. E, daha önceki meslek büyüklerimizin de ifade Hı -hı. ettiği bir cümle. Et meselesi ot meselesidir. Yani evet. et üretmek istiyorsanız, süt üretmek istiyorsanız... Ee, otunuz olacak. Ottan kastımız nedir? Yemdir. Evet. Ee, dolayısıyla şimdi tabii ülkede e, iklim e, değişikliği sonucunda tüm dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda e, yağış rejiminde e, ortaya çıkan e, dengesizlikler evet. sonucunda e, bir kısım ...coğrafyanın, tüm dünya coğrafyasının bazı bölgelerinde kuraklık hadiseleri ortaya geldi, evet. ortaya çıktı. Bunlardan bizim ülkemiz de bundan ciddi manada etkilendi. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz e, üretim sezonunda e, çok ciddi e, kuraklık yaşadı e, için üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası. Buna paralel olarak da üretimde yani gıda arzında, hı hı. gıda arzı güvenliği dediğimiz... Gı, ...yeterince gıda hamadelerinin... ...üretilmesini kastediyoruz. Gıda arzı... ...güvenliğinde sıkıntı yaşadık. Ve buna paralel olarak da... ...tabii yeterince buğday üretemeyince... ...yeterince hububat diğer hububatlara... ...sadece buğday olarak bakmamak lazım. Çünkü evet. burada buğday, arpa... ...mısır ve diğerleri diye... ...hepsini, e, pirinç vesaire... ...hepsini Hı. içine alıyor. Dolayısıyla yeterince e, yem... E, ...onların yan ürünler olan... ...samanı vesaire yeterince üretemedik. Üretemeyince biz dışta dışarıdan bunları satın almak mecburiyetindeyiz. Evet. Çünkü e, üreteceğimiz bir kilogram etin yaklaşık e, maliyetinin yüzde yetmişi yem girdisidir. Evet. dolayısıyla veyahut da süt, süt ürünlerinin yem girdisi çok önemli. E, bakın mısır üretiminde çok ciddi mesafe kat ettik. Halen daha kendimi kendimize yetemiyoruz şu anda mısır üretiminde. Evet. E, ve dışarıdan mısır ithal ediyoruz. Hem yemlik olarak hem de gerekirse diğer insan gıdasının olarak kullanılacak sektörlerde. Buna bağlı olarak da tabii yemi neyle yurt dışından ithal ediyoruz? Yemi dövizle ithal evet. ediyoruz. Döviz fiyatlarında meydana gelen ülke ekonomisindeki kırılganlıktan dolayı döviz fiyatlarında meydana gelen değişiklikler sonucunda ne ortaya çıktı? Yem maliyetleri, ülkeye girişte yem fiyatları ciddi manada artış Artıkçılır. gösterdi. Buna paralel olarak da e, dü, aynı zamanda dünyada emtia fiyatlarında e, dalgalanmalar meydana geldi. İşin doğrusu şunu söylemek lazım. Tüm dünyada dünyanın balansı bozuldu hı hı. ve ülkemizde de bu şeye pandemiye bağlı olarak ciddi manada bir kısım dengesizlikler e, ortaya çıktı ve şimdi tabii bu ee, yüksek maliyetle yurt dışından yem ithal ederseniz hı hı. E, bunun e, nereye yansıyacaktır? Bu yem e, yiyen hayvanların ürettiği ürünlerin hepsi de yansıyacaktır. Evet. E, nitekim e, yemi yiyen hayvan bize süt ve süt ürünleri üretiyor. Bize et ve et ürünleri üretiyor. Veya bize işte tavuk eti üretiyor, yumurta üretiyor. Doğal olarak bugün hı. eğer yeterince mısır üretemiyorsanız, mısırı tamamen yurt dışından ithal ediyorsanız... Hı hı. Tavuk eti fiyatları geçtiğimiz yıla göre, önceki yıllara göre yaklaşık %100'e yakın bir artış gösterdi. Evet. Bunun sebebi yemde meydana gelen artıştır. Veyahut da diğer girdilerde, ithal ettiğimiz diğer girdilerde. Evet, şu e, e, Sayın e, Tarım Bakanlığı yetkililerde veyahut da ile ilgili birimlerden yapılan açıklama şudur. Tarımda e, artıdayız. Evet doğru, yurt dışından ithal ihraç ettiğimiz, yurt dışına ihraç ettiğimiz tarımsal ürünler ile yurt dışından ithal ettiğimiz tarımsal ürünleri karşılaştırdığımızda hı hı. yaklaşık 2-3 milyar dolar civarında artıdayız. Evet. Yani ülke daha fazla ihracattan tarımda girdi sağlıyor ülkeye döviz olarak. Ancak ancak şunu söylüyoruz. Biz e, burada ithalatı kısacak tedbirlerin alınması gerekiyor. İthalatı kısacak tedbirlerin alınması da demek üretimin teşvik edilmesi evet. demektir. Sonra bitkisel üretimde sadece tohum değil bakın gübre ev gübrede son e, birkaç ay içerisinde ve son bir yıl içerisinde yüzde yüzler yüzde iki yüzler civarında fiyat artışları meydana evet. geldi. Üretici arkadaşlarımızdan çok ciddi tepkiler geliyor. Yani gübre alıp tarlamıza, bahçemize kullanamıyoruz. Dolayısıyla çok yüksek maliyetler arttı. Sadece gübrede değil aynı zamanda ana girdiler olan işte ilaçta Karımsal ilaçlarda evet. çünkü üretimde e, mutlaka zirai ilaçlarında kullanılması gerekiyor. Bunların maliyetlerinde çok ciddi artışlar meydana geldi. E, dövize bağlı olarak, dövize endeksi hı hı. olarak birçoğu çünkü yurt dışından dövize e, getiriliyor. E, bunların nereye yansıması olacak? Tabii ki doğal olarak marketlerde satılan <laughs> ürünlere ya. yansıması meydana geldi. Buradan hareket ettiğimizde tabii ki e, girdi maliyetleri artınca üretici fiyatlar da yükseldi. Evet. Üretici fiyatlarının yükselmesine bir de aracıların kar marjı devreye evet, girince bu sefer son tüketici olarak bizim e, tüm halkımızın marketlerden veya işte pazardan şuradan buradan temin ettiği satın aldığı gıdaların fiyatlarında çok ciddi dalgalanmalar meydana geldi. Çok ciddi yükselmeler evet. meydana geldi. Bugün e, enflasyonu da bu meydana gelen gıdadaki gıda fiyatlarındaki meydana gelen artış enflasyonu da etkilemekte ve dolayısıyla tüketici e, tüm toplumun tüm katmanları tarafından bu enflasyon hissedilmektedir. Tabii bunun temel sebebi nedir diye sorarsak Önce girdi maliyetlerinin ucuzlatılması lazım, evet. girdi maliyetlerinin düşürmesi lazım ve kendi kendine yetebilen hale gelmemiz lazım. Yani ülke çiftçisinin hangi gübrelere ihtiyacı varsa biz bu gübreleri ülke içerisinde acaba üretebilir miyiz? Ham maddesini dışarıdan evet. temin edip e, üretmeliyiz ülke çiftçisinin hangi zirai ilaçlara ihtiyacı var? Biz bunları ülke içerisinde. Yani önümüzdeki süreç çok daha sıkıntılı. Şundan dolayı bu pandemi süreci öyle kısık e, e, vadede e, bitecek bir süreç değil. Evet. Bu belki 10 e, yıllar sürecek bir süreç. İşte bu süreçte e, kendi kendine yetebilen, kendi ihtiyacı olan gıda arzını gerçekleştirebilen ülkeler rahat edecekler. Ama gıda Ham maddeleri üretiminde tamamen dışa bağlı olan ülkeler bu noktada sıkıntı çekecektir. Onun için ülkemizde de ülkemizdeki yetkililerin de üretimi teşvik edici her türlü tedbiri almaları, evet. üreticinin mutlaka desteklenmesi. Hem hayvansal üretimin hem de bitkisel üretimin sürekli desteklenmesi çünkü aç insanı çalıştıramazsınız. Evet, evet. Bakın, şöyle ben hep söylediğim bir ifade vardır. Sadece beton blokları dikerek hayatı sürdüremezsiniz evet. bu ülkede. Tamam, beton bloklara ihtiyaç var. Yani evde yapacaksınız, binada yapacaksınız, inşaatta yapacaksınız. Ancak, ancak o inşaatta çalışacak insanların da gıda maddelerine ihtiyacı vardır. O e, inşaatlar sonucunda ortaya çıkan evlerde yaşayacak insanların da gıdaya ihtiyacı vardır. Evet. Ha o zaman önce e, can sonra canan diye bir atasözümüz var malumunuz olduğu üzere. Önce gıda arzının e, yeterince karşılanması için üretim üretim Hı -hı. üretim Üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Hele yaşadığımız coğrafi olan Konya özellikle evet, bu açıdan evet. üretimin ana motor e, merkezlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bu merkezde üretimin e, her türlüsü yapılabilmekte, her türlü gıda am maddesinin üretimi gerçekleştirebilmekte. Dolayısıyla bizim çiftçimizin sürekli teşvik edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde aksi takdirde palyatif tedbirlerle bu e, sorun çözülemez. Çünkü e, global bir dünyada Hı -hı. yaşıyoruz. Evet. Serbest piyasa ekonomisi, liberal ekonomide e, piyasadaki fiyatlara istediğiniz gibi, istediğiniz zaman müdahale edemezsiniz. Evet. O zaman e, serbest piyasa ekonomisinden çıkarsanız ancak bu mümkündür. Ha Peki biz bunu nasıl aşabiliriz sorusunun cevabı şu. Üretimi artırarak, arzı artırarak ve arzı gerçekleştirirken de farklı alternatif e, arz noktaları evet. oluşturarak e, rekabet ortamının gelişmesini sağlayıp e, e, netice itibariyle e, daha düşük maliyetli ürünlerin üretilebilmesi için girdi fiyatlarının. Hı hı. Düşürmesini sağlayarak ancak tüketicimize daha makul fiyatta gıda evet. temin edebiliriz. Evet, evet hocam. Peki bu noktada şimdi bu son zamanlarda zaten kırmızı et çok yükseliyor. Tepkilerini sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet. Tüketiciler büyük bir şikayette bulunuyorlar. Ancak hani bana kalırsa benim şahsi görüşüm kırmızı et fiyatı yüksek değil. Evet. Getirdiği besin yerine bakarsak ya da üretim aşamasına bakarsak işte hayvanın beslenmesi, hayvanın hastalıklarıyla mücadelesi Hı -hı. derken evet. e, kırmızı et fiyatının açıkçası çok fazla yüksek olduğunu Hı -hı. ben düşünmüyorum. Ancak e, tüketiciler olarak böyle bir tepki var, algı da var. Evet Şimdi bu konuyu bir açıklığa biraz kavuşturalım mı bu yanlış üş, anlaşılma? Üş şimdi biraz ben, düzeltmek adına Evet Efendim şimdi bakın e, tabi uzun süredir bir beklenen bir e, fiyat ayarlaması söz konusu evet. ki geçtiğimiz hafta böyle bir fiyat ayarlaması söz konusu oldu hepinizin bildiği üzere hı hı. ülkemizde insanımızın temel tükettiği gıda maddelerinin başında gelen ekmekte bir fiyat ayarlaması yapıldı şimdi evet. bu fiyat ayarlaması e, noktasında ee, ...tüketiciler olarak... ...örneğin çok sayıda ekmek tüketimi gerçekleştiren ailelerde... ...bu aile bütçesine mutlaka etkileyecektir. Toplumun tüm kesimlerini etkileyecektir. Ancak tabi bundan öte... E, ...bir ekmeğin besleyicilik değeriyle... E, ...eşit gramajdaki bir etin... ...örnek hı hı. olarak bir ekmeği 250 gram olarak düşünürsek... ...250 gramlık bir etin... Evet. ...besleyicilik değerini mukayese ettiğimizde... E, etin besleyicilik değeri ekmeğin besleyicilik değerinin en az 5-10 katıdır. Evet, tabii ki. Şimdi dolayısıyla e, ülkemizde et ile ilgili zaman zaman spekülasyon yapılmaktadır. Çok yüksek fiyatlar çok hayır uluslararası piyasada mukayese ettiğimizde bakın bugün Almanya'daki et fiyatlarıyla Türkiye'deki et fiyatlarını Hı -hı. karşılaştırdığımızda e, Almanya'daki et fiyatlarıyla Türkiye'deki et fiyatları evet. euro bazında karşılaştırdığımızda aşağı yukarı birbirine yakındır. Ancak tabii doğal olarak ben bu ifadeyi kullandığımda Sayın seyircilerimiz dinleyicilerimiz şu tepkiyi verebilirler İyi güzel de biz maaşımızı euro ile almıyoruz Doğru haklısınız ben euro ile alındığı iddiasında da değilim öyle bir düşüncede değil değilim Hı. Ancak bir de işin, e, özünden kaynaklanan bir durum var. Maliyet meselesi. Bakın siz e, üretici, besici yani eti üreten kitle e, dövizle e, yurt dışından ithal edilen e, mısırı veyahut evet. da soya küspesini veyahut da diğer yem hamadilerini e, maliyetleri e, oldukça arttı ve buna paralel olarak da yem fiyatları, torba yem fiyatları da çok ciddi artışlar meydana evet. geldi. Dolayısıyla üretici üretebilmesi için hayvandan yedirmesi lazım şimdi o zaman şöyle diyelim et fiyatları yüksek diyenlere cevabımız hı hı. şu girdileri düşürün et fiyatları düştü evet. yani girdilerden kastım da ana girdi yem dolayısıyla dolayısıyla şu noktaya gelmek istiyorum yani uluslararası piyasayla bu kıyas edildiğinde et fiyatları uluslararası piyasadan çok fazla da yüksek olduğunu söyleyemeyiz evet. ha burada yüksekliğinin sebebi şu izafi e, göreceli olarak e, gelir seviyesi düşük evet. olan kitlelerde tabi doğal olarak verilen tepki e, şudur. Yani 1 kilogram e, etin fiyatı 50-60 lira 70 lira olmuş. Dolayısıyla biz bunu alamıyoruz. Doğru haklısınız. Gelir seviyesinin yükseltilmesi lazım. Evet. Top, toplumsal bir süreçte gelir dengesindeki dağılımın e, dengesizliğin, gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilip gelir seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor bu o gerçekleştiği takdirde ben inanıyorum ki et fiyatlarının yüksek olduğu Hı -hı. konusunda hiç kimse iddia edemeyecektir. Evet. Onun için hadiseyi bir de oradan bakmak lazım. Bir de şu var. Hı -hı. Yani et, süt ve ekmek. Bu üç ürün yani tahıl, evet. süt ve et bunlar üçü stratejik gıdalardır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mutlaka sağlıklı beslenebilmemiz için, sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmemiz için bu üçünü mutlaka diyetimizde bulundurmak Kesinlikle. mecburiyetindeyiz. Mango olsa da olur, olmasa da olur evet. diyetimizde. Efendim armut olsa, ha olursa iyi olur. Ben Tabii bunlara canım. muz olsa da olur, olmasa da olur diyetimizde. Ee, Bunlarsız olmaz Demiyorum hı. ama yani yaşamımızı sürdürebilmemiz için sağlıklı dengeli bir hayat sürebilmemiz temel için e, temel eve ihtiyaçlarımız, gerekiyor. et et ürünleri, süt süt ürünleri, evet. tahıl ve tahıl ürünleri evet. yani tahıldan yapılan her türlü ürünü kastediyorum, sütten yapılan her türlü hı hı. işte tereyağından peyni kadar hepsini kastediyorum etten yapılan her türlü ürünü. Dolayısıyla bunlar olmaz da, olmazsa olmazlarımız. Sadece Efendim e, tahıl ürünlerini yiyerek evet e, yaşama yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Ama verim payını alamayız. Evet. Ve, yani evet. insanlardan toplumu oluşturan bireylerden verim almak istiyorsanız kafası çalışan toplumu oluşturmak istiyorsanız daha üretken bir toplumu oluşturmak istiyorsanız mutlaka diyetinde hayvansal gıdalarda eti de sütü de evet. yumurtayı da bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bakın size bu yazın yaşadığımız bir olayla evet. ilgili Hemen bir yansımayı belirteyim. Tabii. Bu yazın malumunuz olduğu üzere ülkemiz orman yangınlarıyla boğuştu. Evet. Ve Akdeniz ve ...Ege sahillerindeki ormanlarımızın çok büyük bir kısmı maalesef yandı. Evet maalesef. E, şimdi yandı ya da yakıldı. O kısmı ayrı. O kısım bizim dışımızda. Evet. Ama buna paralel olarak dünyada en fazla çam balığı üretiminin... ...dünya çam balığı üretiminin yüzde 85, yüzde 90'ını gerçekleştiren Türkiye ve özellikle de... Ege'de e, Muğla sahilleri, evet, evet. Antalya, Muğla, İzmir'e kadar olan bölgede çok ciddi çam malı üretimi gerçekleştiriyordu ülkemiz. Bugün bal fiyatları maalesef dün ben e, dün itibariyle söylüyorum hı hı. bal fiyatları anormal derecede yükselmiş durumda. Neden? Evet. Orman yangınlarıyla maalesef birçok arımız... E, telef oldu, evet, yandı maalesef. ve e, üretimi yapamaz hale geldik. E, e, Anadolu'nun iç kısımlarında üretilen bal da e, ülkenin ihtiyacına yeterince karşılayamayınca bu sefer yeterli arz olmadığı için ama talep devam ediyor. Talep Hı -hı. artarak devam ediyor. Fiyatlar ne yaptı? Yükseldi. Evet. O zaman bizim ne yapıp yapıp en kısa süre içerisinde o bölgelerdeki çam balı de artıracak Bakanlığımızın hızlı projelerle, Tarım Bakanlığı'nın evet. e, ticari olarak teşviklerle o bölgedeki e, bal üretimimizin de, çam bal üretimimizin de hızla artırılması gereklidir ki hı hı. E, fiyatlar, gıda fiyatları, bal fiyatları düşsün. Aksi takdirde bakın arz ve talepteki meydana gelen dengesizliğin sonucunu tüketici her zaman yüksek gıda fiyatlarıyla, öder. Evet. Bunun da sağlanması devletin görevidir. Üretim 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 arzın artırılması evet. gerekiyor. Ve bir de ithal girdilerin girdi maliyetlerini düşürücü tedbirler alınması evet. gerekiyor. Evet hocam başka yolu yok gibi görünüyor. Evet, evet. Şimdi hocam programımızın son 3 dakikasına girdik ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü güncel bir konu. Evet. Ee, birkaç cümleyle bunu da özetleyebilirseniz güzel olur. Şimdi siz de görmüşsünüzdür haberlere yansıdı. Adana'da dalında mayer limon e, 1 TL Tarım Kredi Kooperatiflerinde aynı limon 5 TL 90 kuruş olarak evet. bir fiyat göründü. Tarım dünyasının dikkatini çekmiş olan bir konu. Hı hı. Ee, bu konu nedir sizden bir doğru bir şekilde. Şimdi öncelikle de, tarım evet evet. E, evet söylediğiniz hususla ilgili hı hı. şu cevabı verebiliriz. Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin görevi marketçilik yapmak değildir. Evet. Bu bir. İki, e, Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticilerin kredi ve benzeri ihtiyaçların karşılanması evet. girdilerinin karşılanması noktasında yardımcı olunması. ancak tabi alternatif olarak üreticilerin de ihtiyaçlarının gidermesinde devreye girebilir hı hı. ancak burada tarım kredi kooperatifleri diye kastettiğiniz birimi kast ediyor evet. marketleri ticari düşünün düşünmemesi gereken işletmelerdir hı hı. bunlar tamamen üreticilerin ee, de, e, e, yanında olması gerekiyor. Ve aynı zamanda tüketicilere de çok düşük e, kar marjları ile hatta maliyetine bunları iletmesi gerekiyor. Yani oraları ticari işletme gibi düşünürseniz hmm. eğer tabii ki Adana'da dalında bir lira olan limon e, markette 6 lira olur. Ticari evet. mantıkla hareket ederseniz. Ama tamamen topluma hizmet mantığıyla hareket ederseniz Adana'daki dalında bir lira olan limon e, nakliye masrafları ve işçilik giderleri sonucunda örneğin çok cüzi bir kar marjıyla yüzde onluk, yüzde beşlik yüzde üçlük kar marjıyla tüketiciye iki lira, iki buçuk liraya evet. da ulaşabilir. Burada e, yani şunu ifade etmemiz lazım Öncelikle tarım kredi kooperatiflerin görevi bu işi yapmak değil evet. bunu alt, altını çizerek söyleyelim ama bu işe girdiyse de tüketicilerin ee, tüketiciye en uygun fiyatla e, bunu bu hizmeti götürmesi gerekiyor regülasyon görevi verdiyseniz Eğer hı hı. regülasyondan kastım şudur piyasada fiyat ayarlamasına yardımcı olma evet. Tamam Ve eğer tarım kredi kooperatiflerinin market anlayışında ...regülasyon piyasadaki fiyatı dengelemeye yönelik bir görev verildiyse, e, bu tip görevlerde yüksek kar marjıyla bu işletmeler görevi yapamazlar. Yapıyorlarsa eğer bunlar adeta piyasada devlet adına ticaret yapan işletmeler haline gelmişler demektir evet. ki bu da doğru bir yaklaşım değildir. Ha burada e, mutlaka e, bu e, görevi verenlerin bu hususu tekrar gözden geçirecekleri kanaatindeyim diye düşünüyorum evet ben. Evet hocam yani olan yine her şekilde üretimcimize, çiftçimize oluyor. Onlar fiyatlar yükseliyor ama çiftçilerimiz hala kazanamıyor. Arada kazananlar bu aracı firmalar ya da bu şekilde haberlere yansıyan durumlar oluyor. E, haklısınız Kısaca. ama şunu özellikle altın çiçek son cümle olarak şunu ifade edeyim. Üretim, üretim, üretim. Evet. Üretimi ne kadar artırsanız 1 liralık dalında 1 lira olan limon 50 kuruşa düşer. O kadar hı hı. fazlanız olursa bu sefer de son satış noktalarındaki rekabetten dolayı fiyatlar ne yapacaktır? Aşağıya inecektir diye evet. düşünüyorum. Evet hocam. Peki şimdi programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir şekilde aydınlattığınız konularımıza net hiçbir şekilde cevap verdiğiniz hocam teşekkür ederim vaktinizi ayırıp geldiğiniz için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize umarım bu konuşmalarımız faydalı olmuştur. Tabii biz farklı noktalarda, farklı hususlardaki görüşlerimizi beyan ettik. Ancak bu arada gıda çok önemli. Hı -hı. Yaşamın devamı için gıda olmazsa olmazımız. Sağlıklı, güvenli gıdaları tüketerek sağlıklı bir hayat sürmek ve bu ülkede mutlu ve refah içerisinde yaşamak hepimizin hakkı. Dilerim hepimiz için bu gerçekleşir. E, i̇zleyicilerimize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim hocam tekrar. Haftaya kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Daha doğrusu farklı konu ve farklı konuklarla beraber yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle beraber olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.